Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili izleyiciler, hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Namazın İslam dinindeki önemi, yeri ve namazla müminin ilişkisi gerçekten son derece önemli. Çünkü namaz müminin günlük hayatının ayrılmaz bir parçası. Cenab-ı Hakk'a karşı müminin sevgisini, saygısını ve eda etmek istediği şükrünü ifade edeceği günlük ibadettir namaz. Bu bakımdan namaz müminin hayatında tabii çok önemli bir yer tutuyor. Günlük randevusu Cenab-ı Hak'la bir Müslümanın günde 5 defa Allah-u Teala'nın huzuruna çıkar. Dolayısıyla Müslüman açısından bu günlük ibadetini yerine getirmesi büyük bir önem arz ediyor. Bu bakımdan namazın kılınışı, nasıl kılınacağı, nasıl eda edileceğini bilmemiz gerekiyor. Ana hatlarıyla şimdi namazın kılınışını sizinle paylaşmaya çalışacağım inşallah. Ancak bundan önce şunu ifade etmek istiyorum. Namaz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl gösterdiyse o şekilde kılınır. Beni nasıl namaz görüyor, nasıl namaz kıldığımı görmüş iseniz namazlarınızı öylece kılınız buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Namazın tabii bir iç anlamı var, deruni boyutu var, bir de şekli, dış erkanı var, fiilleri var, uygulaması var. Namazın deruni boyutu kişinin Cenab-ı Hak'a karşı tazimini, saygısını ifade eden en önemli kısmı ve namazın ruhu diyebileceğimiz bu kısımla ilgili daha önce bazı açıklamalarda bulunmaya çalışmış idik. Namazın farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, adabını da daha önce sizlerle paylaşmaya çalışmış idik. Şimdi farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine, adabına riayet edilerek bir namaz nasıl kılınır? Bunu kitaplarımızda anlattığı şekliyle size aktarmaya çalışacağım. Bir hususu daha başlamadan önce ifade etmek istiyorum sevgili izleyiciler. Peygamber Efendimiz bize namazı bu şekilde anlattığı için sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazını hem onu görerek hem onun sözlü anlatımlarıyla hem de fiili olarak onun nasıl eda ettiğini görerek öğrenmişler. Ve daha sonraki kuşaklara aktarmışlar, tabiin kuşağı ve daha sonraki kuşaklar hep birbirinden aktararak gelmişler. Bu yüzden Müslümanların ibadetinde namaz önemli bir birlik unsuru olarak kendisini gösterir. Balkanlarda namaz kılan bir Müslüman ile Endonezya'da namaz kılan bir Müslümanın veya Japonya'da namaz kılan bir Müslümanın, Amerika'da namaz kılan, Kafkaslar'da, Orta Asya'da namaz kılan bir Müslümanın, Türkiye'de namaz kılan, Mısır'da, Afrika'da namaz kılan bir Müslümanın temelde namazı arasında herhangi bir farklılık yoktur. Namazın rükünleri açısından hepsinde abdest vardır, hepsinde hadesten taharet, necasetten taharet vardır, hepsinde niyet, kıbleye yönelme, istikbali kıble hepsinde vardır. Hepsinde sabah namazının farzı söz gelimi 2 rekattır, öğle namazının farzı 4 rekattır, ikindi namazının farzı 4 rekattır, akşam namazının farzı 3 rekattır, yatsı namazının farzı 4 rekattır, cuma namazı 2 rekattır. Yani bu konularda Müslümanlar arasında icma vardır, görüş birliği vardır. Bu bakımdan Müslümanların bu günlük ibadeti bütün müminleri bir araya getiren, aynı şekilde eda etmelerini sağlayan önemli bir ibadettir. Namazda gördüğümüz, yani mezhepler arasında gördüğümüz bazı basit farklılıklar, bunlar ayrıntılardadır. Onlara da temas etmeye çalışacağım inşallah. Sevgili izleyiciler, bir örnek olmak üzere isterseniz sabah namazının sünnetinin nasıl kılındığını kısaca açıklamaya çalışalım. Kıbleye yönelir Müslüman. Diyelim ki sabah namazının sünnetini kılacak. Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya diye bunu diliyle de söyler. Kıbleye yönelir. Bunu diliyle de söyler. Diliyle söylemese de içinden namaz kılmaya karar verdiği zaman sabah namazının sünnetini kılmaya karar verince niyetini yapmış olur aslında. Ama diliyle de söylemesi daha güzel olur. Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya der. Kıbleye karşı abdestli bir vaziyette, hadesten ve necasetten temizlenmiş olarak kıbleye karşı yönelir ve ellerini kulaklarının hizasına kadar kaldırarak
Allahu Ekber diyerek tekbir alır. Tekbir aldıktan sonra ellerini erkekler göbeklerin üzerinde sağ el sol elin üzerine gelecek şekilde parmakları sol elin üzerine doğru uzanmış vaziyette baş parmağıyla küçük parmağı da sol elini kavramış vaziyette göbek üzerine bağlar elini. Hanımlar ise ellerini göğüs üzerine bağlarlar. Sağ eli sol elin üzerine koyarak bileklerini yani sağ elinin baş parmağıyla küçük parmağıyla sol elinin bileğini kavramaksızın sadece elin üzerine koymak suretiyle bu şekilde namaza durur Müslüman. Son derece mütevazi bir vaziyette bu şekilde Allahu Ekber diyerek namaza başlar. Erkekler tekbir alırken baş parmakları kulak hizasına gelecek kadar ellerini kaldırırlar. Hanımlar ise daha aşağıda tutarlar ellerini. Bu parmak uçları kulak hizasına gelecek kadar, baş parmakları değil de parmakların uç kısmı belki en fazla kulak hizasına kadar çıkacak şekilde ellerini kaldırmak suretiyle bu şekilde tekbiri alarak namaza dururlar. Namaza tekbir alıp durduktan sonra ilk okuyacağımız şey Sübhaneke'dir. Sübhaneke'yi okuruz bundan sonra. Sübhaneke'den sonra Eûzü Besmele'yi çekeriz. Eûzü Besmele, Eûzü Billahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra Fatiha suresini okumaya başlarız. Fatiha suresini okuyunca amin deriz. Sonra Kur'an-ı Kerim'den bir sure, mesela kısa surelerden birisi veya uzunca bir ayet yahut en azından bu uzunca ayete denk gelecek kadar en az 3 ayet okuruz Fatiha'dan sonra. Bu ayet-i kerimeleri daha fazla okuyabilir. Ben asgarisini söylüyorum. Asgarisi bu kadar olacak. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'den de bir miktar okuyarak kıraati de yerine getirdikten sonra Allahu Ekber diyerek rükûya eğiliriz. Rükûda 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim deriz. En az miktarıdır bu. Daha fazla yani söylemek isteyen 5 kere, 7 kere de söyleyebilir ama özellikle cemaatle namaz kılarken imamın 3 ile yetinmesi ve daha fazla artırmaması. Çünkü cemaatin içerisinde acil ihtiyaçları olanlar olabilir. Bu manada namazı çok uzatması uygun düşmez imamın ama münferit olarak kılan yani kendi başına kılan kişi dilerse daha fazla söyleyebilir. Sübhane Rabbiyel Azim deriz. Rükûdeyken erkekler sırtlarını dümdüz yaparlar. Hanımlar biraz çok fazla eğilmezler erkekler kadar. Biraz daha onlar az eğilirler. Rükûnun şekli de böyledir. Rükûda bu şekilde 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim dedikten sonra Semiallahu limen hamideh diyerek rükûdan doğruluruz. Sevgili izleyiciler, rükûdan doğrulduktan sonra Rabbena ve lekel hamd deriz. Semiallahu limen hamideh diyerek rükûdan doğrulduktan sonra Rabbena ve lekel hamd deriz. Bunu söylerken de zaten en azından bir Sübhanallah ile aldım diyecek kadar beklemiş olduğumuz için bu tadili erkan-ı riyat açısından da rükûdan doğrulu doğrulması hemen veya tam doğrulmadan secdeye varmak çok uygun değil. Tadili erkan-ı riyat açısından rükûdan doğrulduktan sonra da böyle bir azıcık beklemeye buna kavmediyoruz. Sonra Allahu Ekber diyerek secdeye kapanırız. Secdeye kapanırken ilk önce dizlerimizi, sonra ellerimizi, sonra da yüzümüzü yere koyuyoruz. Yüzümüzü yere koyarken burnumuz ve alnımız yere gelecek şekilde secdeye kapanmış oluyoruz. Secdede erkekler dirseklerini yere yapıştırmazlar. Kadınlar daha derli toplu olmak açısından onların dirsekleri yere yapışabilir. Erkekler dirseklerini yere yapıştırmazlar. Ve bu esnada eller kıbleye, parmaklar kıbleye gelecek şekilde konur ve iki elin arasına secde yapılmış olur. Secdedeyken ayaklar da ayak parmakları kıbleye gelecek şekilde kıvrılarak dikilmiş vaziyette olur. Secdeden doğrulunca Allahu Ekber diyerek secdeden doğruluyoruz. Sol ayağımızı yere yayarak onun üzerine oturuyoruz. Sağ ayağımız dikili vaziyette parmakları kıbleye gelecek şekilde öyle kalmış oluyor. Tekrar bir Sübhanallah diyecek kadar en azından bekledikten sonra veya Sübhanallah ile aldım diyecek kadar bekledikten sonra tekrar ikinci secdeye kapanıyoruz. Allahu Ekber diyerek. Secdelerde Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz üçer defa.
Az önce ifade etmeye çalıştığım gibi münferit olarak kılanlar, tek başına kılanlar 5 defa da diyebilir, 7 defa da diyebilir. Bazen işin zevkini doyasıya yaşayan, manevi hazını yaşayan müminler bazen daha fazla bunu söylerler. Sonra Allahu Ekber diyerek ikinci secdeden sonra ikinci rekata kalkmış oluyoruz. İkinci rekata kalkınca tekrar ellerimizi aynı şekilde bağlıyoruz ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek Fatiha'yı okumaya başlıyoruz. Fatiha'yı okuduktan sonra amin diyoruz. Fatiha'dan sonra tekrar bir miktar daha Kur'an-ı Kerim'den okumamız gerekiyor. Ya bir sure okuyacağız veya uzunca bir ayet-i kerime yahut da bu uzunca ayet-i kerimeye denk gelecek şekilde en az 3 ayet-i kerime ki bu asgari miktarıdır. Daha fazla okumak isteyenler için bir mani yoktur. Zevkine göre müminler daha fazla diledikleri kadar Kur'an-ı Kerim'den okuyabilirler. Bu şekilde ikinci rekatın kıraatini de tamamladıktan sonra tekrar Allahu Ekber diyerek rükûya varıyoruz. Rükûda aynen birinci rekattaki gibi 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim dedikten sonra daha da fazla söylenebilir ifade ettiğim gibi tekrar Semiallahu limen hamideh diyerek doğruluyoruz. Yine Rabbena ve lekel hamd diyoruz rükudan doğrulduktan sonra. Sonra tekrar secdeye kapanıyoruz. Secdeye aynı şekilde önce dizler, sonra eller. En sonunda burnumuz ve alnımız yere gelecek şekilde iki elimizin arasındaki boşluğa secde ediyoruz. Secde ettiğimiz yerin böyle alnımızı üzerine koyduğumuz zaman sünger gibi basık bir yani yumuşak veya yüne secde eder gibi olmaması gerekiyor. Alnımızın ve burnumuzun secde ettiğimiz yerin sertliğini hissetmesi gerekiyor. Bu şekilde birinci secde, ondan sonra tekrar Allahu Ekber diyerek secde arası, iki secdenin arası. Aynı şekilde sol ayağımızı yere yayarak üzerine oturuyoruz. Diz çökmüş vaziyette. Sağ ayağımız dikili vaziyette, parmaklar kıbleye gelecek şekilde o vaziyettedir. Tekrar Allahu Ekber diyerek ikinci secdeye kapanıyoruz. İkinci secdeden sonra Allahu Ekber diyerek doğrulup teşehhüde oturuyoruz 2 rekattan sonra. Sabah namazının sünnetinden sonra oturduğumuz bu 2 rekat kayde-i ahiredir. Son oturuş olduğu için farzdır, namazın farzlarındandır. Bu oturuşta aynı şekilde sol ayağımız yere döşenmiş vaziyette olur. Sağ ayağımızın parmakları kıbleye gelecek şekilde dikili vaziyette bulunur sağ ayağımız. Ve ilk önce Tahiyyatü'yü okuruz. Tahiyyatü'den sonra Allahümme salli, Allahümme barik. Sonra da Rabbena dualarını okuyarak, ayetlerde geçen Rabbena dualarını okuyarak ilk önce sağ tarafımıza boynumuzu çevirerek Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye sağ tarafımıza selam veririz. Sonra da Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek sol tarafımıza selam vermek suretiyle sabah namazının sünnetini tamamlamış oluruz. Sabah namazının sünnetinin kılınışını bu şekilde farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine ve adabına riayet ederek nasıl kılınacağını açıklamaya çalıştık sevgili izleyiciler. 2 rekatlı bütün namazlar aynı şekilde kılınır. Yani sabah namazının farzı, öğle namazının son sünneti, akşam namazının sünneti, yatsının son sünneti, 2 rekatlı bütün namazlar aynı şekilde kılınır. 4 rekatlı namazlara gelince, 4 rekatlı namazların da ilk 2 rekatı aynı bu şekilde kılınır. Hiç fark yoktur. Sabah namazının sünnetinin kılınışı gibidir. İlk 2 rekattan sonra diyelim ki öğle namazının sünnetini ele alalım. İlk iki rekatı bu şekilde sabah namazının sünneti gibi kıldıktan sonra oturuyoruz. Tahiyyatü'yü okuyoruz 2 rekattan sonra. Buna kaide-i üla deniyor ilk oturuş. Ondan sonra Tahiyyatü'yü okuduktan sonra kalkıyoruz 3. rekata. 3. rekata başlarken Sübhaneke'yi okumuyoruz orada. Yine Besmele'yi çekerek Fatiha'yı, ondan sonra yine bir miktar Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimeler veya bir sure okuyarak 2. rekat. Sonra 3. rekat, sonra 4. rekatı da aynı şekilde 3 ile 4'ü de ilk 2 rekat gibi kılmış oluyoruz. Son oturuştan sonra da mesela öğle namazının sünnetini ele alalım. Son oturuştan sonra da
sabah namazının sünnetinden sonraki oturuşumuz gibi Ettahiyyatü Allahümme salli Allahümme barik ve Rabbena dualarını okumak suretiyle ilk önce sağımıza sonra solumuza selam vererek namazımızı tamamlamış oluyoruz. Sevgili izleyiciler, bildiğiniz gibi sabah namazının farzı 2 rekat, öğle namazının farzı 4 rekat, ikindi namazının farzı 4 rekat, akşam namazının farzı 3 rekat, yatsı namazının farzı 4 rekat ve yatsı namazından sonra kıldığımız vitir namazı, vacip olan vitir namazı da 3 rekattır. Sabah namazından önce kıldığımız 2 rekat sünnet, sabah namazının sünneti en kuvvetli sünnetlerdendir. Sünnetiyle birlikte bu şekilde sabah namazı 4 rekat olmuş oluyor. Çok güçlü bir sünnet sabah namazının sünneti. Dolayısıyla hiç terk edilmemesi gereken bir sünnet. Öğle namazının ilk sünneti sabah namazının sünnetinden sonra en güçlü sünnetlerden birisi. Öğle namazından sonra 4 rekat sünnet var. Öğle namazından sonra da 2 rekat sünnet var. Dolayısıyla sünnetleriyle birlikte saydığımız zaman öğle namazı 10 rekat olmuş oluyor. İkindi namazına gelince, ikindi namazının sünneti farzdan önce kılınan 4 rekat sünnet gayrimüekked sünnettir. Diğer sünnetler kadar güçlü değil. İkindi namazının sünnetinde ilk 2 rekat aynen sabah namazının sünneti gibi kıldıktan sonra oturunca 3. rekatı kalkmadan önce sadece Ettahiyyatü okuyup kalkmıyoruz. Ettahiyyatü'den sonra Allahümme salli ve Allahümme bari de okuyarak 3. rekata kalkıyoruz. 3. rekata başlarken de tekrar Sübhaneke'yi okuyarak sadece yeni başlıyormuş gibi namaza tekrar Sübhaneke'yi, Sübhaneke'den sonra Besmele, Eûzü Besmele ve sonra Fatiha'yı okuyarak devam ediyoruz. Gayrimüekked sünnetler böyle, yatsının ilk sünneti de böyle. Dolayısıyla ikindi namazı da bu sünnetiyle birlikte 8 rekat olmuş oluyor. Ancak ikindi namazının sünneti belirttiğim gibi diğer sünnetler kadar güçlü değil. Akşam namazına gelince, akşam namazının vakti dar olduğu için ilk önce farzı kılınır akşam namazının. İlk 2 rekatı aynen sabah namazının sünneti gibi tarif ettiğimiz şekilde kılınır. 2 rekattan sonra oturulur, Ettahiyyatü okuduktan sonra 3. rekata kalkılır. 3. rekatta besmele çekilerek Fatiha okunur. Ve son rekatta bu şekilde rüküye ve secdeye vararak tamamlanmış olur. 3 rekat bu şekilde akşam namazının farzı tamamlanır. Akşam namazının sünneti de aynı sabah namazının sünneti gibi ve sünnetiyle birlikte akşam namazı da böylece 5 rekat olmuş oluyor. Yatsı namazının farzı 4 rekattır. Kılınışı ilk 2 rekat aynı sabah namazının sünneti gibi. 2 rekat kılındıktan sonra kayde-i ülaya, 2 rekattan sonraki oturuşta Ettahiyyatü okurup 3. rekata kalkıyoruz. 3. rekatta besmele, fatiha ve kıraat devam ediyoruz. 4. rekat, 3 ve 4'te Sübhaneke'nin okunması dışında diğer kısımlar aynen sabah namazının sünneti gibi kılınıyor. Yatsı namazının ilk sünneti ise 4 rekat sünnet, aynen ikindi namazının sünneti gibi kılınmaktadır. Bu da ikindi namazının sünneti gibi gayrimüekked olan sünnetlerdendir. Gayrimüekked sünnetlerde ikindinin sünneti kılınırken ifade etmeye çalıştığım gibi ilk 2 rekattan sonra Ettahiyyatü'den sonra Allahümme salli ve Allahümme bari de okuyarak 3. rekata kalkıyoruz. 3. rekatta ise Sübhaneke'yi okuyarak başlıyoruz. Sanki ilk 2 rekatı bir namaz, ondan sonraki 2 rekatı ayrı bir namazmış gibi. İkindinin sünneti ve yatsının sünneti böyle kılınıyor. Sevgili izleyiciler, akşam namazının sünnetini bazen 2 rekat malumunuz son sünneti ama dileyen müminler bunu 6 rekat olarak da kılabilirler. İlk 2 rekatı aynen sabah namazının sünneti gibi kılınır. Ondan sonra 4 rekatı isterse 2-2 ayrı ayrı kılar, isterse ikisini birleştirerek 4 rekat olarak kılar. 4 rekat olarak kıldığı takdirde aynen ikindi namazının ve yatsı namazının ilk sünneti gibi kılar. Bu evvabin namazı diyoruz buna da. Bu da çok sevap bir namazdır. Akşam namazından sonra böyle 6 rekata çıkarmak bu sünneti. 2 rekat normal bildiğimiz sünnetin dışında 4 rekat daha ilave ederek 6 rekat olarak akşam namazının sünnetinin kılınması da çok sevaptır. Evvabin namazı diye geçer. Yatsı namazının ilk sünneti 4 rekat, 4 rekat farzı, 2 rekat son sünneti, 10 rekat olmuş oluyor böylece.
Peşinden de vitir namazını kılabiliriz. Vitir namazını dileyenler eğer geceleyin kalkıp teheccüd namazı kılıyor ise bir Müslüman, teheccüd namazından sonra kılmalıdır. O sünnete daha uygundur. Gece namazına kalkamıyor ise, kalkmayacak ise yatsı namazından hemen sonra kılabilir. Veya geceleyin kalkıp ayrıca kılabilecek ise kılabilir ama eğer kalkamama riski var ise o takdirde yatsı namazından hemen sonra vitir namazını kılabilir. Vitir namazının kılınışı da aynen ilk iki rekatı sabah namazının sünneti gibidir. İlk iki rekatı tamamladıktan sonra oturup Ettahiyyatü'yü okuruz. Ettahiyyatü'yü okuduktan sonra üçüncü rekata kalkar. Bismillahirrahmanirrahim diye başlar. Yine Fatiha suresi ve Kur'an-ı Kerim'den bir miktar ayet-i kerime okunuruz. Bir sure veya uzunca bir ayet yahut üç kısa ayet dediğim gibi. Ama dilediği kadar okuyabilir. Daha sonra ayetleri okunduktan sonra rükûya eğilmeden, Hanefi mezhebine göre rükûya eğilmeden Allahu Ekber diyerek tekbir alır ve kunut dualarını orada okuruz. Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve nestehdiyik şeklinde başlayan kunut dualarını okur. Kunut dualarını okuduktan sonra Allahu Ekber diyerek rükûya varır. Yine rükûda aynen bildiğimiz gibi üç defa Sübhane Rabbiyel Azim dedikten sonra Semi Allahu limen hamideh diyerek doğrulur. Daha sonra secdeleri de yapar ve üçüncü rekattan sonra da oturup kayde-i ahirede tahiyyatü Allahümme salli Allahümme barik ve Rabbena etine dualarını okumak suretiyle önce sağımıza sonra solumuza selam vererek namazımızı tamamlamış oluruz. Malumunuz sevgili izleyiciler, vitir namazı Ramazan'da teravihten sonra cemaatle kılınır. Onun dışında cemaatle kılınmaz. Herkes kendi başına münferit olarak teravih namazını kılar. Bu teravih namazıyla teravih namazından sonra kılındığı zaman cemaatle sesli olarak okunur bir vitir namazında. Sevgili izleyiciler, bu ara şunu ifade edelim. Yatsı namazı, akşam namazı ve sabah namazı gibi sesli okunan, yani farzlarında ilk iki rekatlarında sesli okunan namazlarda münferit olarak kılan kişiler, tek başına kılanlar dilerlerse sesli olarak okurlar, dilerlerse içlerinden okumak suretiyle namazlarını kılabilirler. Sevgili izleyiciler, kısaca namazın kılınışını, farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine ve adabına riayet ederek anlatmaya çalıştık. Bu şekilde namaz kılındığı takdirde geriye namazın şekli unsuru tamamlanmış oluyor. Bunun ötesinde namazda deruni manada kişinin kalbini bütün varlığıyla Allah-u Teala'ya yönetmesi, Allah'ın huzurunda olduğunun farkında olması, şuurunda olması, ne okuduğunun, kimin huzurunda olduğunun farkında olarak namazını kılması büyük önem arz ediyor. Namazın bu şekli unsurları, kalıbı gibidir. Vücuda benzetirsek, insanın bir vücudu bir de ruhu vardır. Bu şekli unsurlar insanın vücudu gibidir. Ama esas ona ruh katacak olan da namazın iç anlamıdır ki onu da vesileyle inşallah daha geniş olarak anlatmayı düşünüyoruz. Sevgili izleyiciler, bu programımızı burada noktalarken hepinizi huzur iklimi olan namazın huzur ikliminden olabildiğince istifade etme hususunda Cenab-ı Hakk'ın yardımına nail olmanızı niyaz ediyorum.